İnsanoğlu ırk, dil, din ve sınırlarla birbirinden ayrıştığı bu günlerde aslında o kadar çok antik inanç ve ritüellerle birbirine bağlı ki Türklerin Ergenekon destanı ve romanın Romus ve Romulus kardeşlerinin bir diş kurt tarafından büyütülmeleri Antik Mısır'da İzis ile Hazreti İsa arasındaki olağanüstü benzerlik Nuh tufanının ta Sümer mitolojisinden bu yana tüm kutsal metinlerde yazılı olması, kimin kimi etkilediği bilinmeyen Batı'nın Noel babasıyla Orta Asya'nın Ayaz Atası, bir de Türklerin eski yılbaşı sayılan ve dün ile bugün kutlanan günün geceye galip geldiği ve bu bereketli yeni bir doğuşun simgelendiği Nardugan ya da Nardoğan. Gerek Nardugan, gerek Noel ve gerek yeni yıl kutlamaları, insanoğlunun yeni doğuşlara, yenilenmeye duyduğu hasret ve ihtiyaç neticesinde ritüelleşen ve tekrarlanan kutlamalardır. Dolayısıyla mutlu Hanuka, kutlu Nardugan, mutlu Noel ve nice bereketli, huzurlu, sağlıklı yılbaşları diliyorum. Bugün ayrıca benim sevgili oğlum Yetkin'in de yaş günü ve buradan onun da 40. yaşını kutluyorum. Sevgili dostlar, bu içerikle bu kanalın ikinci yılını da kutluyorum. İyisiyle kötüsüyle koskoca iki yıl. Bu iki yılda sevgili eşim ve beni bu maceramızda yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. İlk videomu yayınladığımda bu kanalın nereye gideceğini ve ne kadar büyüyeceğini ve benim bu işi ne kadar sürdürebileceğimi kestiremiyordum. Ama olsun dedim 10 videoda olsa birilerine faydam olmuş olur. Tam tamına 122 video ile İki yılda haftada ortalama bir kez evinize misafir ettiniz. Sağ olun, var olun. Ben sizden çok memnunum. Umarım bu memnuniyet karşılıklıdır. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu 123 içeriğimiz Fuji filmin yeni nesil kameraların yeni otofokus ile ilgili olacak. Hem bütün teknik detaylarından hem de hangi koşulda hangisini kullanmak daha akıllıca olur ondan bahsedeceğim. Bu içerikte vereceğim bilgiler XH2S, XH2 ve XT5 için geçerli olacaktır. Ama detaylara geçmeden önce size şöyle başlamak istiyorum. Otofokus çıktı, mertlik bozuldu. Otofokus çıktığından beri hayatımızı kolaylaştırdığı kadar sürekli gelişen teknoloji ve özellikleri bakımından hayatımızı da zorlaştırmadı desem yalan olur. Eskiden kolaydı. Manuel fokus yapardınız tamamdı. Şimdi öyle mi? Yok tek nokta, yok bölge, yok geniş açı, yok nesne takibi, yok tek kare çekim, yok seri çekim. Saniyede 10 kare miymiş yoksa 20 kare miymiş? Bunlar yetmedi. Şimdi de yüz göz takibi, hayvan takibi, kuş takibi sanki kuş hayvan değilmiş gibi. Araç takibi, tren ve uçak takibi, motosiklet ve bisiklet takibi. Bunlar yetmez. Biz anne baba ayrı. 0-6 yaş ile 6-16 yaş çocuk takibinde ayırmanızı istiyoruz. Hatta yetmez. Anneanne ayrı, babaanne ayrı istiyoruz. Olmuşken gelkenli deniz motoru da olsun. Yani düşünsenize alt tarafı bir fotoğraf çekeceksiniz ve 4-5 otofokus ayarı yapmadan çekemez hale geldik. Neyse biz bunlara inovasyon diyelim ve güncel kalmak adına bu kameralarda bilmeniz gereken tüm detaylara geçelim. Önce xt 5 t kameranın sol ön alt kısmında switch ile XH2 ve xh 2 tuş ile ekran üzerinden değiştirdiğiniz S, C, M'den başlayalım. Yani AFS, AFC ve MF. S yani single yani tek kare otofokus. C continuous ya da devamlı otofokus. M manuel yani el ile otomatik olmayan foküsleme. Bunlar sizin fokusleme seçenekleriniz. Yapacağınız çekim sizin çekim modunuza da bağlı olacağını unutmayın. Onu daha sonra geleceğiz. Yani tek kare mi, seri çekim mi? S konumunu genelde daha durağan sahnelerde, Odak noktanızı gerek deklanşöre yarım basarak, gerek kamera arkasında bulunan AFL tuşuna basarak fokusleyip fotoğraf çekmek için kullanılır. Bu tarz fotoğraflarda tek kare çekim tercih edilir. Hatta zaman zaman tripod ile zamanlayıcı kullanarak titrek olmayan kareler hedefe alınır. C konumu hareketli ve sürekli değişen odak noktası olan nesneye göre otofoküsünü sürekli adapte etmesi sayesinde deklanşöre bastığınızda net kare ya da kareler almak için kullandığınız konumdur. Bu konum seri çekim ile beraber kullanılması tavsiye edilen konumlardır. Spor fotoğrafçılığı, vahşi doğa, kuş, hatta hareketli çocuklarınızı çekmek için tavsiye edilen konumlardır. Gelelim M. Manuel yani el ile fokusleme konumudur ki bununla ilgili hayatınızı kolaylaştırabilecek ince ayarlardan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim bir diğer konuya. O da fokus alan seçenekleriniz. Bunlar üç tanedir. Birincisi tek nokta, ikincisi bölge. Ve her ikisinde arka joystick sağ ya da sola çekerek ve arka çark sayesinde belli ölçülerde boyutlarını değiştirebiliyorsunuz. Üçüncüsü ise geniş alan izleme. Bunda odaklamak istediğiniz nesneye fokusu kilitler ve sürekli nesneyi takip eder. Aslında seçenek olmayan ama aralarında kolay geçiş yapmanızı sağlayan All seçeneği var. Burada yine joystick ve arka çark sayesinde seçenekler arasında hızlı geçiş yaparsanız. Bunlara ilaveten çekeceğiniz konuma göre fokus hızı ve takip yapışkanlığını ayarlayabildiğiniz anc özel ayarları var. Bazı lense göre bu ayarlara başvurmanızda ve bu ayarlara kendinizi alıştırmakta fayda olacaktır. Sevgili dostlar, bütün bunlara ilave olarak kameranın otofokus başarısı kullandığınız lensin otofokus başarısıyla yakından ilgili. Yeni nesil lineer motorlu bir lenste elbette eski bir lensten daha başarılı sonuç verecektir. Tek çekim ile ister S ister C kullanın. Ama seri çekimde siz siz olun mutlaka C konumunda çekin çünkü este tutarsanız seri çekim esnasında parmağınız deklanşörden kalkmayacağı için tek noktaya kilitlemiş otofokusunuzu hareket eden ve odağı değişen nesneyi net yakalayamayacaktır. Makro fotoğrafçılıkta M konumunda lensin en yakın netleme noktasından hafif ileri geri seri çekimede fokus shift denir. Video kanalına gelince S'i unutun. Ya C'dir ya M'dir. M'yi kullanıyorsanız zaten herhangi bir ayara gerek yok. C'yi tercih ettiyseniz o zaman da karşınıza iki seçenek çıkıyor. Çok alanlı ve değişken AF. Çok alanlı AF'de fokus tercihini kameraya bırakırken değişken AF'de bir foküsleme karesi ile nereye fokuslamak istediğinize siz karar verirsiniz. Özellikle videoda ANFC özel ayarlarına gelip lensinize göre ya da çekim stilinize göre ayar yapmayı unutmayın. Şimdi gelelim manuel foküste hayatınızı kolaylaştırabilecek ince ayarlara. Menüden AF-MF'ye, oradan da MF yardım menüsüne girin. Odak tepe vurgulamasını seçin ve renginize karar verin. Ben kırmızı yüksek seçiyorum. Netlik kontrolünü açarsanız manuel fokus anında odağınızı zoomlar ve daha hassas netleme yapmanızı sağlar. Ekran şöyle dokunarak ana ekrana dönebilirsiniz. Şimdi gelin özel takipler, yani yüz göz hayvan vesaire. Öncelikle C konumuna gelin. İster tek kare, ister seri çekim seçin. Ve yaptığım denemelerde geniş alan izleme bu konuda en başarılı seçenek. Onu seçin. Ama eğer MF yardım açtıysanız onu mutlaka kapatın. Daha sonra menüden AF-MF'ye gelip yüz göz tanımını bulun. Karşınıza dört seçenek çıkacaktır. İlk seçenek göz kapalı. Bu seçenek seri çekimde yaptığım denemelerde ancak %65 başarı sağladığını gördüm. İkinci seçenek göz oto. Üçüncü seçenek sağ gözünde. Ve dördüncü seçenek sol gözünde. Bu son üç seçeneğin başarı oranı %90'ın üstünde. Nesne takibi için menüden 100 takibinin hemen altındaki menüye girin ve hayvanı seçin. Bu seçeneğin son derece tatminkar olduğunu söylemem gerekiyor. Gerek köpek takibinde gerek kedi takibinde. İkinci kuş seçeneğinde tek kuş seçiyorsanız sorun yok ama çok olduğu zaman sistemin biraz bocaladığını gördüm doğrusu. Ondan sonraki araç takibi seçeneğinde denediğimde son derece başarılı performans aldım. Diğer seçenekleri deneyemedim ama onların da sorunsuz çalıştığını biliyorum. Yüz, göz ve nesne takibi videoda da son derece başarılı ve güvenli ama gönül isterdi ki geniş alan izleme seçeneği de olsun. İnşallah ileride bir firmware update ile menüye katarlar. Fotoğraf ile video arasında AFC özel ayarlarında bir fark var. Fotoğraf kanadında AFC özel ayarları size 5 ön ayar ve bir kendi ayar seçeneği sunarken videoda sadece manuel ayarla kısıtlı. Fuji Film'in bu yeni nesil kameraları ile gelen yeni sistem otofokusu ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli nice yıl başlarına. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bu yıllık bu kadar.